Timeline Beşiktaş'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Ergin Aslan'a haber Abi uzun bir süre oldu. Hoş evet, geldin. Evet Mert. Hoş bulduk. Milli ara vardı. Ee, Aynen Birçok şey değişti Türkiye'de. Futbolda, evet. sporda, siyasette seçimler oldu. Futbolda işte milli takım arası verdik. İşte Süper Kupa tartışmaları var. trabzon Fenerbahçe maçından sonra PFDK işleri. Yani memlekette spordan siyasete bir sürü hikaye değişti. Değişmeyen tek bir şey var. Beşiktaş. Beşiktaş'ın sahadaki <gülüyor> görüntüsü. <gülüyor> Ya böyle gülüyorum da ağlanacak hale gülme denir ya. Ne yapalım yani ağlayacak halimiz yok. Yani oluyor futbolun içerisinde. Ağlamaktan ziyade böyle bir sinirlilik hali oluşuyor. Şimdi futbolda tuttuğun takım kaybettiğinde üzülürsün. Bu üzüntü daha fazla yapar. Biraz sinir yapar. Ama bunun karşılığı üzüntüdür. Ama Beşiktaş'taki görüntü az üzüntü çok sinir yapıyor. Gerçekten sinir bozucu. Maç izlerken sinirlerim bozuluyor. Yani biz mesleki olarak maçı yazıp yorumladığımız için 90 dakikasını detaylarıyla izlemek zorundayız. Ama birçok adam yazıyor mesela bana ya da sosyal medyasında işte uykum geldi kapattım. İlk defa Beşiktaş maçında bu kadar erken koptum falan diye böyle şeyler oluyor. Çünkü hiçbir şey değişmiyor yani. Abi o zaman istiyorsan bir maçta önce bir 11 tercih ile başlamak Aha. istiyorum. Ondan sonra yine zaten diğer detaylara gireceğiz. Abu Bakar vardı 11'de uzun bir süre sonra. Evet. Yani ne ne denir ki abi ne, ne söyleyeyim yani ben bilmiyorum çok bir şey evet. Gibi de. Ya şimdi ya 3 milyon 200 bin euro gibi bir maaşı var Abu Bakar'ın. Önümüzdeki yılda sözleşmesi var. İşte böyle bir herhalde pazar yapalım, elden çıkartalım odundalar. Ben oynatmam da işte Santos da Beşiktaş daha önce seninle konuştuk. Beşiktaş dinamiklerini, geleneklerini, örf adetini, yaşanmışlıkları bilmediği için o da hani maç kazanayım derdinde atıyor ileri uca. E zaten yaptığı karakter yoksunu işlerden ziyade daha önce performans olarak da zaten çok geride. Hep söylüyorum topuklu ayakkabıyla oynuyormuş gibi sahada yani evet. ne yaptı belli değil yani. Ben genelde ilk 11 tercihlerini çok eleştiren birisi değilim. Çünkü rakibi görür. Hafta boyunca çalışıyor. Bir plan strateji yapmıştır derim. Ama oyun başladıktan sonraki 10-15 dakika o plan tutmuyorsa ve devam ediyorsa orada başlar eleştiri. Şimdi 4-1, 4-1 çıkmış maça. Böyle oynamaz genelde Beşiktaş. Çift önlü beri oynuyordu ya. Evet. E şimdi Getson ya da Salih varsa 6 numaraya yakın oynatıyordu. Şimdi tek kişi vardı savunmanın Getson. önünde. Getson, Fernandez. Muçi, Raşisa yan yana koymuştu. Gezal, Sola Semih yine çizgiye hapis çocuk. Aslında şablon hücum Oyunu anlamında bir şey vaat ediyor sana işte. Gezal sahada, Semih sahada, Abubakar uçtu arkasında Muçi ve Raşisa. Gayet iyi duruyor, kulağa hoş geliyor yani. Bir şey vaat ediyor sana ki Getson da çok savunmacı değil. Yani o da tabii. destekler, ofansı. Ama gel gelelim rakip Sağdaki. yer alana geçişin. Ürettiğin gol pozisyonu, çektiğin şut, kaleyi bulan şut. Bunların hepsi topa sahip olma, bunların hepsinde Anadolu takımının altında bir görüntü Abi, var yani. Abi seslikleri hemen söyleyeyim tabii senin Bırak Anadolu için. takımı, Orta Doğu takımı görüntüsü veriyorsun yani tamam Daha ötesi böyle daha... <laughs> Daha şey yani. Lübnan Ligi takımı falan gibi bir şey <laughs> görüntü veriyorsun yani. Abi 129 toplu oynama. Evet. 2 isabetli şut, 169 isabetli pas. Toplamda 7 şut var zaten. Yani inanamıyorum abi. Ya yani bütün istatistiklerde bütün pozitif yani hücum istatistiklerinin hepsinde geride. Yani tam Başakşehir iyi bir takım. Hani Başakşehir öyle başaltı bir takım değil ama yani ne olursa olsun yani kim olursa olsun. Yani belki Bayern Münih'e karşı oynadığında böyle bir istatistik gördün. Hadi eyvallah diyebilirsin belki. Ama onun dışında... Ya inanamıyorum ha hakikaten akıl alır gibi değil ya. Ya Beşiktaş'ın sezonda bir tane böyle oynama hakkı vardır ve de o da akılda kalır. Dersin ki ya ne kötü oynamıştı Beşiktaş dersin. Akılda kalır. Beşiktaş'ın her maçı böyle. Yani Başakşehir'e, İstanbul Spor'a, Konya Spor'a Ankara Gücü'ne, Galatasaray'a yani derbi ufak maç, ma büyük, ma büyük maç hiçbir şey fark etmiyor. Bu ayıp. Bu olmaz. Yani Beşiktaş'ın 100 yıldır yaptığı şey bu değil. 120 yıldır yaptığı şey bu değil. Fernando Santos'la ilgili zaten ilk gün geldikten sonraki maçlara çıktı bir iki kendini belli etti. Dedi ki böyle olmaz hoca. Çünkü niye? Panik ve sıkışma tartışmışlıkla getirilmiş bir teknik adam. Şimdi yazıp çiziyorlar. Samet Aybaba görmüyor mu bunu? Feyyaz Uçar görmüyor mu? Anlamıyorlar mı futboldan? Santos'la olur mu? E Santos'u onlar getirmedi ki. Santos'la dahilleri yok ki. Santos tamamen bir panik ve sıkışmışlıkla, baskılarla pat 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 getirilmiş bir teknik adam. Beşiktaş'ın ne oynayacağı hesap edilmeden, ne oynaması gerektiği hesap edilmeden alelacele yapılmış bir hata, idari bir hata. Performans bunu gösterdi. Yani ilk geldiğinde ya tamam hani takım çok dağınık, toparlayabilir belki. En azından böyle daha gevşek olmayan, sağlam duran bir takım yapabilir mi? Umudu oldu ama bunu çok erken gösterdi zaten. Olmayacağını çok erken gösterdi. Bilmiyorum yani ben e, sezonun bitmesini beklediklerini düşünüyorum. Konuştum kendileriyle de. Yani direkt cümle şudur diyemem ama sezonun bitmesini bekliyor. Ha kupa var. Valla bu kafayla kupayı da kaybedebilir Beşiktaş. İlk dörde de giremez. Bak lig sıralaması çok önemli çünkü kupanın garantisi yok. Tabii. Ankara gücüyle iki maç yapacaksın. Sonra final oynayacaksın. Karagümrük, Trabzon galibiyle. Şimdi bu oyunla bu kafayla zor. Hadi kupa gitti elendin. Ligde de İlk dörde giremedin. Kasımpaşa, Kasımpaşa Çaykur Rize peşinde. Tabii 47, 46, 45 onları e, şimdi, söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş seni Avrupa'da yoksa olmazsa yapacağın transferden getireceğin hocaya kadar her şeyi etkiler bu. Bak bu bir düğme gibidir. Baştan aşağı nasıl iyilik dersen. O yüzden beklemesem acaba Beşiktaş yönetimi? Gerçekten yani Serdar Serdar Topraktepe falan ya da kimse bir, bir sezon sonunda Beşiktaş'a atacak. geriye bir, bir sinerji lazım, bir, bir hareket lazım. Karman çorman yapmak lazım orayı. Tercih etmek lazım ki bir hareket, bir heyecan, bir şey gelsin. Bu görüntü çok kötü bir görüntü. Hem Kupa'dan olursun hem Avrupa'dan olursun. Bunun da hesabını kimse veremez. İdari hataları fazla yaptı kısa sürede Hasan Arat yönetimi. Tabela bunu söylüyor. scoreboard bunu söylüyor. Neyse. Abi şimdi dedin ya şimdi Samet Hoca ve Sayın Samet Ayba ve Feyyaz Uçar Santos'u istemiyordu. Ya şimdi belli ki Fernando Santos olmayacak. Ve şimdi burada aslında bizim konuşmamız gereken bence birkaç tane nokta var. Yani bunları hani sana sormak istiyorum. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Abi. Baştan başlayalım. Sence Santos neden olmadı? E şimdi şöyle... Beşiktaş, Santos'u getirirken aslında kendi dinamiklerinin farkında olarak değil. Yani yaptırdığımız çalışma var dediler. İşte Beşiktaş'ın bir oyun anlayışı var dediler. İnönü stadı taraftarı, Vodafone taraftarı, şimdi Tüpraş taraftarı neyi sever? Beşiktaş taraftarı ne ister? Bunun kafada vardı teorik olarak ama pratikte öyle bir sıkışmışlık vardı ki hoca nerede, hoca nerede? Beşiktaş, koca Beşiktaş hoca getiremiyor mu derken Santos açıklandı. Şimdi Santos'un oyun anlayışı belli. Ha Beşiktaş önce dedik yenilmemeyi öğrensin. Tamam yenilmemeyi öğrensin de Beşiktaş bir süre sonra da birkaç hafta sonra da hücum yapmayı öğrensin. Şimdi hocanın oyun anlayışıyla Beşiktaş'ın kadro yapısı, Beşiktaş'ın taraftarın talebi, Beşiktaş camiasının talebi arasında siyahla beyaz kadar fark var. Adam'a normal geliyor mesela diyor ki ya iyi oynadık üç tane direkten döndü falan diyor yani onun normaliyle Beşiktaş'ın normali arasında fark var. Yani kulüp takımı bir de tabii altı gün idman yapıyorsun adam 15-20 senedir milli takımlarda çalışıyor. Evet. Bu performans yetmedi açıkçası. Hani şaşırtmaya ya şimdi döneceğim geriye de o gün söyle dediğim için hadi rahat rahat söyleyeyim. Santos açıklandığı günden sonra bir hafta medya üzerine bir şey bombardıman başladı. O bak gördünüz mü? Kaçırdınız siz işte. Gerçek haberin adresi Beşiktaş. Kardeşim Beşiktaş medya kuruluşu mu? Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş medyası mı? Gazeteciler mi? Beşiktaş'ın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray. Dedim ben burada. Bu medyaya gol atmak falan değildir yani. Ne oldu şimdi Santos'u şaşırtmaya? ne oldu? Ters köşe. Bu mu meselemiz? Bak tabela ne diyor? Bak puan durumu ne diyor? Maç kazanamıyorsun. Bu mu getirdiğiniz teknik direktör derler adama. Hani me medya medya mıydı kardeşim rakibiniz? Şaşırtmaya devam edeceğiz. Beşiktaş medyasını ters köşe yaptık. Ben muhabir değilim. Ben, bana ne? Benim da değil ki. Muhabir arkadaşlarım muhatabı. Ben haberci değilim. Hayatımda haber vermiyorum. Ben yorumcuyum ben. Muhabir arkadaşları hani o atlattılar gördünüz mü falan. Bu muydu konumuz bizim? Velev ki atlattın onu geç öyle bir şey olmaz da. Çarşaf çarşaf musraatlar, sibensonlar, muçiler bir şey beni konuşturmayın neyse. Bu muydu konumuz? Hadi geldik gerçek konumuzla yüzleştik şimdi. Bak onlar suni ve geçicidir. Öyle tamam. sosyal medya rüzgarını alırsın. Beş tane de adam bulursun yanında. Bunu ateş edin. Buna sallayın. U -bu, bu 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 bandırırsın. itibarsızlaştırırsın adamı üç gün. Hadi 13 üç gün itibarsızlaştırırsın. Bırak 3 gün on üç gün. Hadi on da benden olsun 23 üç gün itibarsızlaştırırsın adamı. Yazıp çizdiğinle. Ama ne olur biliyor musun? Hakem müdüğü bir çalar. Getirdiğin teknik direktör, getirdiğin futbolcu sahada bir görüntü verir. Ki onu da göremiyoruz. Bir stoper vardı. Worrell. Joe E, Neden geldi ki? Şimdi Musrati yani. yine oynamadı. Sakatlıktan döndü falan. Oynasa ya da de çok de iyi bir şey stoper fark İyiydi stoper Joe Worrell. Bu arada yani şimdi oynamıyor muydu? İyiydi stoper ya işte yani. Olmadı adam. burada. Olmuyor. Oynatamıyorlar. E şimdi no, ne yapacağız şimdi Mert? Ne yapacağız? Hadi biri bana anlatsın ters köşe yaptım. Medya bu muydu konumuz bizim günlerce. Bununla övündünüz mesela. Kesinlikle. İdari bir hatadır. Tamam mı? Transferler yaptı bu takım. 4 tane. 25 milyon euro tarihin en büyük parasını harcadı geri gitti sıralamada. Bu teknik direktör hatasıdır, seçim hatasıdır. Doğal olarak yönetime ve doğal olarak Sayın Başkan Hasan Arat'a yazan. Kısa sürede idari olarak ve Beşiktaş'ı maddi olarak sıkıntıya sokacak sözleşmelere imza atmıştır. Performans olarak da geri dönüş alamamıştır kısa sürede. Abi bir şeytanın avukatlığını yapıp bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Bu süreç yani Santos'un Beşiktaş'a geldiğinden itibaren bugüne kadar süreçte Santos'a yeterince destek verilmedi mi acaba? İçeride yeterince yardımcı olunmadı mı acaba? Diye bir öyle bir sadece... Serdar Toprak Tepe'yi yanına verdi. Santos'un. Şimdi hı hı. Santos şöyle bir teknik adam değil. Ya hocam bunu da böyle yapalım. Mesela bak şu adamın özelliği budur. Şunu da şöyle oynayalım denecek bir teknik adam değil. Karıştırmıyor zaten. Karıştı bir şey söylenmiyor ki. Kendi başına kendi ekibi var. 10 kişi geldiler zaten. Kendi ekibi var. Yukarı çıkıyorlar 4-5 tanesi. Yazıyor, çiziyor, yalandan bakıyorlar. Ben görüyorum yani basın tribünün orada 4-5 kişi ekip geliyorlar. Öyle bir şeyler yapıyorlar. Ekran mekran yazıyor görüntü ortada ne faydaları var ha, ne faydaları var ya etiket yani bunların hepsi görüntü ortada Allah aşkına Beşiktaş %20 %30 topa sahip olur mu bak sana kriterleri sayıyorum Mert teknik adam geldi dersin ki ya Ahmet Mehmet Hasan yukarı gidiyor takım kötü ama var mı yok, yok. E, takım yukarı gidiyor mu yok. Şimdi sahadaki parametrelere dönüyorum. Top sendeyken bunu çok aktif, ofansif kullanırsın. Set oyunu yaparsın. Dersin ki ya top Beşiktaş'tayken olmuyor da... ...hadi olurken bunu doğru kullanıyor dersin. O yok. E, top rakipteyken Beşiktaş iyi duruyor. Kaptığı toplarla hızlı çıkıyor arkaya. Duruyor ama kaptığı zaman hızlıca çıkıyor. Bu var mı? O da yok. Yok. Gol beklentisi, ceza sahasına soktuğun top... ...bunlar yok. Yani savunman iyi mi? E, i̇yi. 4 maçtır, 5 maçtır gol yiyorsun, kaybediyorsun zaten. Yok. E, orta sahada kullandığın adamların oyunu yönlendirmesi, 8 numara, 10 numara ile forvet arasındaki bağlantı bunların hiçbir tanesi yok sahada. Hiçbir tanesi yok yani. O yüzden hikayenin devam etmesi Beşiktaş açısından artık sıkıntılı. Bak yarın iç saha oynayacak Beşiktaş. Samsun'la içeride Santos istifa sesleri çıkacak gol geciktiğinde ya da şey olduğunda gol yediğinde. Evet. Yani hatalı bir süreç geçiriyor Beşiktaş. Bu sezon zaten böyle gitti ama kararlarda net ve üzerine çalışılmış kararlar almazsan bak Samet Hoca dediniz Feyyaz Uçar dediniz on onların haricinde her şey yaptınız mesela. Yönetimli yapıyor yapıyor şimdi işleri. Santos'ta Samet Hocam var? Allah aşkına şimdi Musrati'de Muçi'de Samet Hoca'nın raporu mu bu? Kötüler diye değil mi? Warhol. Onun raporu değil kardeşim bir tek Svensson'da var yani. Şimdi alelacele sıkışmışlıkla ne yerli ne uluslararası menajerlerle panik işi yapmanıza gerek yok. Bu Beşiktaş'ın zaten yıllardır yönetim şekli. Buna itiraz ederek geldiniz siz. Tabii. Böyle olmayacak diye itiraz ederek geldiniz. Paniğe gerek yok. Beşiktaş'ın ne oynayacağı, Beşiktaş tarihini bilen, Beşiktaş'ın genlerini bilen adamlara bırakın bu işi futbolu. Var orada o adamlar. Onlar da yolunu yürüsünler. Abi o zaman sene için nasıl bir tablo görüyorsun ve hayal ediyorsun? Böyle iki tane ayrı hı hı. soruyu aynı anda sormak istiyorum. Musrati ve Muçi önümüzdeki sezonlu kadrosu düşünülerek iki yapılmış iki transfer. Çok yüksek maliyetler. Yani Muçi o da pahalı da. Hadi bir şey vaat ediyor yani ama o değil yani bir Hacı Alex bu falan hani bak, maç sürükleyen adam vardır 10 milyon euroya. O değil. Evet. Bak bu kere o değil. İyi oyuncu. Musrati'nin maliyetini sabaha kadar tartışırım. Hatta 3 ay tartışırım. 12 milyon euro, 13 milyon euro ya olmaz öyle. Öyle bir öyle bir oyuncu değil ki zaten yani. Öyle bir rakam edecek oyuncu ya, Beşiktaş değil. Beşiktaş'ın yani. öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın lüksü lazım. yok. Bu parayı Fred Torreira bu kadar kazanmıyor. Evet. İkisi de Musrati'de de iyi bak ben sana söyleyeyim. Şu anki görüntüsünden bahsediyorum. Neyse iki oyuncu bu. Var mı Beşiktaş'ın 6 tane daha bu seviye rakamlar ödeye Alca bir parası bütçesi yok. yok. Ha, alır. Beşiktaş herkesi alır. Beşiktaş 40 milyon euroya da oyuncu alır. Hadi sonra öde. Hadi, Hadi bak. Gerçek. Gelen ödesin. Şimdi kuracaktır, yapacaktır. 4-5 tane oyuncu bakıyorlar. İşte geçen Hüseyin Yücel açıkladı. Asp, Başkan stoper ve sabek önceliğimiz dedi. İki tane daha oyuncu bakıyorlar. Santrafor da bakıyorlar. Orta sağa bakıyorlar. Mesela 8 numara istiyor Samet Hoca'nın fikirlerinden bir tanesi bu. Bu yapılacak. Umudum ne? Valla bak yeni döneme yani yeni sezona sezon başında soru işareti olan teknik adamla girersen o sezon iflah olmuyorsun. Valeriyen İsmail'le girdin soru işareti. Acaba olur mu olmaz mı vardı? Olmadı. Santos'la devam etmeyecek zaten. Ederse zaten Ekim-Kasım ayında kendilerine döner iş yani. Olağanüstü kongre çağrısı gelir gelireceğim yani zaten. O yüzden benim umudum benim beklentim yerli olacaksa zaten yönetimin de düşüncesi o. Yerli olacaksa Sergen Yalçın'a gidecekler. Yerli olacaksa. Yabancı olacaksa da bakıyorlar, görüşüyorlar, konuşuyorlar. Terziç ikna edilir mi, edilebilir mi? Terziç geldikten sonra burada karşılaştığı manzaradan hemen böyle yapıp rengi değiştirebilecek bir durum yok Beşiktaş'ta. Bu da bir süreç. Kamplar yiyecek işte takım Tabii. olgusu. Çünkü Terziç bir sahada plan teknik direktörü. Bu planın işlemesi sık tekrara ve uzun süre birlikte oynamaya bakıyor. Bu da bir süreç isteyecek. Var mı Beşiktaş'ın böyle bir tahammülü, böyle bir süresi? Yok. yok. Çok iyi düşünmek lazım üzerine. Dört, başka türlü bir şeyi halletmen lazım. Son 3-4 sezondur Beşiktaş hani Sergen Yalçın şampiyon oldu, sonraki sezona girildi. Adana Demirspor maçıyla başlayan bir se serüven var. Halil Umut Meler'i üst üste atamalar evet. falan. 8 Mart operasyonunda Beşiktaş'ın öncülük etmesi, Federasyon Başkanının önce masaya vurması, sonra parmak sallaması, Beşiktaş taraftarıyla ile arasındaki sıkıntı, küfür falan edildi. Okay. Hı hı. Bu kadar hikayeden ilk 10 hafta seni yarışın dışına atıyor. Sen iyi takım kur ya da kötü takım kur. Önemli değil. Sen piyanistleri, şuayları falan da getirmiştin o sezon. Doğru tek Hatırla, şeyle Tek şeyle. Sarın dışına atıyor. Nasıl yapıyor bunu? Sen zaten iyi değilsen, iyi giremediysen sezona. İşte pendik maçı bu sene dışarıdan mı içeriden mi tartışmasını hatırlasana. Henüz değil sezonun mi? ikinci haftası. Sonra ne oluyor biliyor musun? 8. 10. haftadan sonra unutuluyor onlar. Seni dışarı atıyor. Fark açılıyor. Sen başlıyorsun. Bu hocayla olmaz. Bu teknik alanla. Bu başkanla olmaz. Bu yönetimli olmaz, bu futbolcu olmaz'a başlıyorsun. Zaten kötü gidince düşüyorsun. Rakipler farkı açıyor. Motivasyon kaybı o bu falan darmadağın bir hal alıyorsun. Bunu çözebiliyorsa çözecekler. Bunu da çözecekler. Çünkü o hakem grubu onu unutmadı. 8 Mart hakem operasyonunun öncüsü Beşiktaş'tı. Ahmet Nurçevi'ydi. O hakem grubu onu unutmadı. Aynı adamlar maç yönetiyor ligde. Ve o federasyon başkanı da unutmadı. Böyle yapıyor diye ya, unutmadı. Evet. Bir kere bunların değişmesi lazım. Hakemler toptan değişmez de en azından suyun başını tutan adamların değiştirebiliyorsan böyle bir gücün kudretin varsa bunu yapacaksın ki maşallah gücü ikiye bölmüş şu anda federasyon ve kurulları. Galatasaray, Fenerbahçe. Bir ona bir ona. Bir ona. Şey var ya sayıyor evet. köyden indim şehre. Köyden de, bir Altın bir sana bir bana. Doğuz bin doğuz. Şimdi komple oraya oraya yani ne yazıyor. Valla Beşiktaş da evet. burada kullanacak yani Sayın Hasan Arat ekibi, kurmayları. Yoksa bu işlerde istediğin kadar istediğin kadar takımını yap yani. 150 milyon euro harca. Bana mısın demez yani. Tabii bizim çünkü bizde biliyorsun ki abi düşeni vurmak. Tabii. Tabii. Ee, en sevilen adetlerden biridir uzay evet. futbolumuzda. Abi programın sonuna gelirken de efsaneyi bugün doğum günü büyük insan, güzel evet. insan, büyük başkan Süleyman Seba'nın e, doğum günü 5 Nisan 1926 tarihinde doğmuş Süleyman Seba. Neler söylemek istersin abi efsane için? Mühim olan şudur ki derler gittikten sonra hoş bir seda bırakmak, gök kubbe altında yani ses bırakmak, isim bırakmak en yani güzel örneği. Güzel olan bir şeyden örnek vereceğiz zaman birileri Süleyman Seba'dan örnek veriyor güzel olan, onurlu olan, şerefli olan, duruş olan, ahlaki olan bir şeyden örnek verecekseniz Süleyman Seba'ya gidiyorsunuz örnek olarak. Referans noktası orası. Hangi takımı tuttuğunuzun bir önemi yok. Çok şükür bu konuda şanslıyım. Rahmetli Onursal Başkan Süleyman Seba'yla muhabbetlerim oldu, seyahatlerim oldu. Edirne'de üniversitede geleceğe bakış toplantıları düzenlemiştik Serence Bey dönemi. Edirne'deki arkadaşlara. Alıp buradan götürdük Süleyman Seba'yı. Orada güzel bir diyaloğumuz oldu. Burada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şeref ve ödül törenleri düzenliyorduk. Şanökden'in kızı Bigi Hanım'a ödülü veren Süleyman Seba'ydı. Yine biz vesile olduk getirdik başkanı o ödülü takdim ettik. Sonra biliyorsun evinin altında güzel bir restoran vardır butik. Hep oradaydı Sayın Başkan. Oraya gittiğimizde sağ olsun oturdurdum masasına konuşurduk. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Yani o temas edebilmiş ol olmayı şanslı e, hissediyorum. İyi ki Süleyman Seba gelmiş, iyi ki Beşiktaşlı olmuş, iyi ki Beşiktaş'a Türk futboluna bunları bırakmış. Şu an dönüp baktığım zaman Beşiktaş dediğin şey elle tutulacak bir şeyse soyut ama hani somut bir şey olacak elle tutulacak bir şeyse o elle tutulacak şeyi somut hale getirenlerin başındadır Süleyman Seba. Allah rahmet eylesin. İyi ki doğmuş Süleyman Seba. Çok teşekkür ederiz. Rahmetli başkanını buradan bir daha rahmetle analım. Doğum gününü kutlayalım. Keşke yani birazcık da olsa biraz ona benzer birisini şu an futbolumuza görebilsek. Birazcık bile olsa keşke, keşke <laughs> görebilsek. Yani takımdan bağımsız konuşuyorum evet, tabii ki evet. de. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇zleyicilerimize de kanala abone olup evet. e, videoyu beğenmelerini rica edelim. 100 evet. de az kaldı abi. Evet markaj evet. e, ailesi olarak e, izleyicilerimizden abone olmalarını ve... Yorumlarını beğenilerini bekliyoruz. Ee, o zaman tekrar teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.